أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenlerden olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarına kullanmayan, gerçeği görmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır, hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işitirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler!
size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzuruna toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak, bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler. Hayırlı akşamlar değerli seyirciler. Bir kez daha Gönül Dergahı programıyla 158 TV ekranlarında sizlerleyiz. Ve yine her zaman olduğu gibi programımıza Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladık. Paşa Camisi imamlarından değerli hocamız Abdullah Koç bizlere Enfal suresinin 20 ile 25. ayetlerini okudu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli seyirciler, bu hafta yine kıymetli hocamız, emekli müftü Ahmet Akgül ile birlikteyiz. Kendisi canlı yayında. Hocam hoş geldiniz. Bir haftanın ardından tekrar değerli izleyicilerimizle birlikteyiz ve bu hafta da yine ağırlıklı olarak değerli izleyicilerimizin bizlere yönetmiş olduğu sorulara burada cevap vermeye çalışacağız. Aynı zamanda yine telefon bağlantısıyla bizlere ulaşan değerli izleyicilerimizin sorularını da burada cevaplamaya çalışacağız. Evet hocam, şimdi programımıza yine geçmeden önce her zaman olduğu gibi güncel konumuz Güneydoğu'daki ve Suriye ve Irak'taki askerimizin orada vermiş olduğu bir mücadele var. Ve tabii ki hiç istemiyoruz ama zaman zaman da orada istenmeyen hadiseler oluyor ve vatan uğruna canlarını seve seve veren vatan evlatları şehit oluyorlar. Şehitlerimize Allah-u Teala'dan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz bu vesileyle tekrar. Onlar orada vatan müdafaası yaparken bizler de burada vatanımızda güvenli bir şekilde, huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Onlar gece demeden, gündüz demeden askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz vatan hainlerine ve Türkiye Müslüman ve İslam düşmanlarına karşı mücadele veriyorlar. Allah-u Teala onların yardımcısı olsun. Tabii bu noktada ben sizlere millet olarak, toplum olarak, halk olarak, birey olarak, bir Müslüman olarak neler yapmamız gerekiyor? Zira orada çok hassas dengeler var. Çok önemli günler arafesindeyiz. Orta Doğu'daki dengeler değişmekte. Tabii bu arada ülkemiz de bu manada ön planda. Çünkü tarihe baktığımız zaman yüzyıllar boyunca oranın halkı Osmanlı İmparatorluğu, yani atamız olan, ceddimiz olan Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetiminde olmuş halklar var. Ama ne yazık ki bugün Haçlı Siyonist dediğimiz şer güçler oradalar. Sınırımızın, burnumuzun dibindeler ve ne yazık ki maşa terör örgütleriyle ve içimizdeki hainlerle bizlere ihanet ediyorlar. Bizlere düşmanlık yapıyorlar. Askerimizi, polisimizi ve halkımızı, oradaki Müslüman halkları şehit ediyorlar. Çocukları, kadınları maalesef öldürüyorlar. Adına ise özgürlükler, insan hakları ve demokrasi diyorlar. Bu manada hocam sizden bir Müslüman olarak, Türk toplumu olarak, Müslüman, özellikle dünyadaki Müslüman halklar olarak kısaca neler yapmamız gerekiyor? Böyle bir girişle inşallah başlayalım. Zira çok önemli bir konu bu. Vatan olmazsa din olmuyor. Vatan olmazsa iman olmuyor, kulluk olmuyor, ibadet olmuyor. O yüzden hocam bu konu çok önemli. Evet. Ben sizden değerli görüşlerinizi bu noktada almak istiyorum. Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in et-tayyibin et-tahirin. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Amin. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Amma ba'd. Öncelikle Rabbimizin sayısız nimetlerinden dolayı Rabbimize hamdü senalar. Rabbimize nasıl kulluk yapacağımızı
dünya ve ahiret mutluluğunu nasıl kazanacağımızı bize öğreten Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ashabına, temiz zevcelerine, ensar ve muhacirine ve ehli beytine salatu selam ederiz. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Ben de aynen sizin biraz önce yaptığınız dua gibi, evet, öncelikle Türkiye'mizde şehit olan Ağrı'da ve başka yerlerde şehitlerimize ve geçenlerde yine Adana Aladağ'da bir yurdun yangın sonucunda kaybettiğimiz yavrularımıza, evet, Halep'te, Suriye topraklarında, Irak'ta, Gazze'de, Filistin'de, Arakan'da ve dünyanın çeşitli yerlerinde sadece Müslüman oldukları için, sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için, sadece tevhid ehli oldukları için acımasızca çilelere mahkum edilen, öldürülen, yurtlarından, yuvalarından uzaklaştırılan bu kardeşlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor. Özellikle yakınlarına da Cenab-ı Hak'tan sabri cemil ihsan etmesini niyaz ediyorum. Elbette bugün hakikaten, geçen bir kişi öyle diyor. Diyor ki bugün Türkiye Birinci Dünya Savaşı'ndaki sıkıntıdan daha büyük bir sıkıntı yaşıyor diyor. Evet. Türkiye'nin hem içindeki Siyonist güçlerin maşası, Batı'nın maşası, batılın maşası, terör örgütleri, hem Türkiye dışındaki bizim birliğimize kasteden, gerçekten bizi sıkıntıya düşürmek isteyen dış güçlerin maşası olan, yine bu İslam aleminde bunların uzantıları var. Bunların tabii bu ülkelere karşı, Müslümanlara karşı farklı isimler ad altında bu zalimane yaptıkları kötülükler karşısında bizim evvela yurdumuzu, yuvamızı, vatanımızı, bayrağımızı, dinimizi, mukaddesatımızı koruyan askerlerimize, güvenlik güçlerimize ve bu uğurda mücadele veren kardeşlerimize son derece dualarımızla destek olmamız ve bu konuyu ciddi kabul etmemiz. Hakikaten yani Türkiye önemli bir coğrafya. Türkiye büyük bir kale, evet, İslam aleminin kalesi. İslam aleminin hakikaten geçmişten bu tarafa önemli bir coğrafya parçası. Bura sıkıntı yaşarsa dünya, İslam alemi sıkıntı yaşar ve yaşıyor da. Bundan dolayı bizim halk olarak dualarımızla destek vermemiz, birlik beraberlik içerisinde bu hiyanetleri, bu zulümleri anlayıp özellikle şehitlerimizi rahat ettirecek bir yaşantı içerisinde olmamız gerekiyor. Mesela şimdi bu ay Aralık ayı, evet, bir aydan aşağı bir zaman kaldı. Bu ayın sonunda yeni bir yıla gireceğiz. Hangi yıl bu? 2017 yılı miladi. Evet. Yeni bir yılı idrak ederken özellikle her gün şehitler verdiğimiz, her gün Halep'te, Hama, Humus ve benzeri İslam coğrafyasında, özellikle Arakan, Doğu Türkistan ve dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlar zulüm altında inim inim inlerken, bir Müslüman toplumun, Müslüman toplum içerisinde bir kısım insanların böylesine bir çılgınca yeni yılı alkolle, fuhşiyatla, rezaletle, sefahatle, tam bir duyarsızlık içerisinde, tam bir gaflet girdabına düşerek yaşaması hakikaten şehitlerle alay etmektir. Evet. Şehitlerin kanlarıyla suladıkları, biraz önce söylediğiniz, onların şehadetleri vesilesiyle biz buralarda çok, evet, rahat ezanlarımız okunuyor, namazlarımızı kılıyoruz, rahat yatağımızda yatıyoruz. Onlar olmasa bizim rahat yatmamız da mümkün değil. İşte bugün biliyorsunuz Filistin'de, Kudüs'te ezan-ı Muhammedi yasak etmek istiyor Siyonistler. Evet. Ve bunun için büyük bir çalışma yapıyorlar. Dolayısıyla biz böyle bir karmaşık dünyada halen oyun eğlence peşinde
Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği servetimizi, bugün gerçekten dünyada milyonlarca açlıktan ölen insanlar varken, geçenler yani bir kız çocuğunu gösteriyor dünyada, İslam aleminde 8-10 yaşlarında bir kız çocuğu çöplerden bir şeyler topluyor, susadığı için pet şişenin dibinde kalan birkaç damla suyu içmek istiyor. O da kendisini tabii susuzluğunu gidermiyor, oradan çöplerin içerisinden ayırdığı, topladığı şeyleri ufak bir paraya satıyor, onun da ekmek alıyor, kardeşlerini geçindiriyor. Şimdi dünyada bunca zulmün, bunca yokluğun, bunca sefaletin, bunca sefahatin, bunca İslam düşmanlığının, bunca vatan düşmanlığının yaşandığı bir dönemde yeni bir yıla milyonlarca israf yaparak, milyonlarca büyük bir harcama içerisinde yeni bir yıla girmek ne bizim imanımızla, ne tarihi ve milli değerlerimizle, ne manevi değerlerimizle bağdaşmaz. Şimdi şöyle bir evvela var. Müslümanların buna son derece özen göstermesi lazım. Yani Müslümanlar gerçekten hani Kur'an ifadesiyle fe eyne tezhebûn, nereye gidiyorsunuz? Sonucu belli olmayan bir yola girmişsiniz. Öyleyse toparlanalım. Evet. Toparlanmak, birlik olmak, Allah'tan yardım istemek, hatalarımızdan vazgeçmek. Çünkü yapılan hatalar toplumun düzenini bozmaya vesile oluyor. Huzurumuzun kaçmasına vesile oluyor. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir durum var hocam. Şimdi Orta Doğu'da, işte Filistin'de, bugün Yemen'de olsun, işte Irak ve Suriye'de, Halep'te, Musul'da bugün net bir savaş var aslında, ama bunu şu anki Haçlı Siyonist zihniyet terör örgütleri, MAŞA terör örgütleri üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla şimdi Musul düşerse, Halep düşerse, bugün Allah göstermesin o bombalar belki Mekke'de, Medine'de patlayacak. O bombalar belki Mekke'ye, Medine'ye düşecek. Daha sonra belki Ankara'ya, İstanbul'a düşecek, Allah korusun. Yani burada Müslümanlar olarak bizim bu gafleti, bu kendi içimizdeki tartışmaları bir kenara bırakıp düşmanı, karşımızdaki yaklaşan düşmanı tam anlamıyla kavrayıp ona göre hareket etmemiz gerekmiyor mu hocam? Aynen. Şimdi geçenlerde haberlerde gösterildi. Teröristlerin ellerindeki silahlar Amerika yapımı silahlar. Evet. Alman yapımı silahlar. Batı kaynaklı silahlar. Şimdi bir taraftan tabiri caizse tavşana kaç, taziye tut kabilinden hem silahlarını veriyorlar, hem onların bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar ve onlara büyük bir destek veriyorlar. Maddi destek, evet, stratejik destekler veriyorlar. Ondan sonra da Türkiye ile ya da diğer İslam alemiyle eğlenircesine sizinle biz stratejik müttefikiz diyorlar. Böyle ittifak olur mu? Yani hem Müslümanları öldüreceksiniz, hem teröristleri besleyeceksiniz, hem Türkiye içerisindeki PKK'yı göstermelik terör örgütü kabul edeceksiniz. Evet. Ama Suriye'deki onların paraleli olan diğer terör örgütlerini efendim zararlı görmeyeceksiniz, onları besleyeceksiniz. İşte bunları Müslümanların anlaması lazım. Dolayısıyla her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Batı'nın oyunlarını anlamak lazım. Evet. Batı hiçbir zaman bizim yanımızda olmadı, olamaz ve olamayacak. Amerika, Rusya, Çin ve bütün dünyadaki Siyonist güçlerin peyikleri, onların yandaşları bizim hep böyle millet olarak, ümmet olarak perişanlığımızı arzu ediyorlar. Biz bunların bu oyunları karşısında hakikaten silkinip kalkmamız lazım. Evvela kul olmamız ve gerçekten gerekli tedbirler almamız gerekir. Sadece yani karşı çıkmak, lanet okumak da yetmiyor. Bunlara karşı, iç ve dış düşmanlara karşı nasıl tedbir alınmalı? Burada siyasi partilerden muhalefeti, iktidarı ayrım olmaksızın devlet meselesinde, vatan meselesinde, gelecek meselesinde herkesin aynı hedefe yönelmesi lazım. Yani biz bütünüyle bir milletiz, bütünüyle bir devletiz, bütünüyle bir toplumuz. Yani zarar geldiği zaman burada sadece birilerine gelmeyecek zarar, umuma gelecek. Evet. Yani
şunu bunu ayırt etmeyecekler. Onun için biz ülke insanı olarak gerçekten ülkemizin, ülkelerin, İslam ülkelerinin kurtuluşa ermesi için ciddi ümmetçe bir duruş, ümmetçe bir şuur taşımamız lazım. Evet. Hocam evet. Teşekkür ediyorum böyle bir giriş yaptıktan sonra. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah pazar günü, yanılmıyorsam 11 Aralık oluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin kainatı şereflendirdiği gün. Dolayısıyla Mevlid Kandili'ni evet. idrak edeceğiz. İnşallah diğer sorulara geçeceğim, değerli izleyicilerimizin yönettiği sorulara, ama bu konuyla da alakalı çok kısa, çünkü önümüzdeki hafta biz Peygamber Efendimizin doğumunu kutlayacağız. Programımızda özel olarak Peygamber Efendimiz için inşallah evet. yayın yapacağız. Bu konuyla da alakalı bir hafta öncesinden değerli izleyicilerimiz bu haftayı ve o günü nasıl değerlendirmeleri gerekiyor? Çok ana başlıkları halinde. İsterseniz onu böyle müstakil program yaptığımız zaman zaten gelecek cumartesi konuyu işleyeceğiz. Evet. Veya bir gün öncesindeki tarihte. Hı hı. Onu daha geniş şekliyle o gün işleyelim. Şimdi şöyle bir seyircimiz sormuş. Rebiyevvel ayının geldiğini müjdeleyenler ya da müjdelemesi gerektiğini ifade edenler sevap kazanıyorlar şeklinde. Öyle bir şey var mı hocam? Tabii ki yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyaya teşrif ettiği bir ay. Evet. Yani Rabiul Evvel ayının 12. gecesi büyük bir inkılabın yaşandığı. Evet. Çünkü Peygamberimizin dünyaya teşrifiyle hakikaten batıl sistemlerin çöküşü ve İslam güneşinin dünya üzerine ziyasıyla doğuşu ve yeni bir hayatın başlangıcı, evet. Köhnemiş, kokuşmuş bir cahiliye dönemine yavaş yavaş zeval vaktinin gelişi. Dolayısıyla elbette ki Rabiülevvel ayı bizim önem verdiğimiz aylardan. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın burada elbette ki Rabiülevvel ayında dünyaya teşrif ettiği için özellikle bu ay içerisinde her zamankinden daha fazla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini yeniden yad etmek, evet. salavat-ı şerife okumak suretiyle Peygamberimize olan vefamızı göstermek. Her zaman okuyoruz ama özellikle bu aylarda her pazartesi, perşembe günlerini diğer aylarda olduğu gibi oruçlu geçirmek veya işte bu ayın 13, 14, 15. Hicri ayın günlerinde eyyam-ı bid denilen eyyam-ı bid, yani o ayın dolunay olduğu zamanlardaki günlerde ibadetlerde biraz tempoyu artırmak, evet. Kur'an okumak, efendim sadaka vermek, fakir ve yoksulları sevindirmek, gerçekten bu ayda bunlar nafile cinsinden ibadetler ama en azından yeni bir aya girişimizin, bir de tam bu ayın sonunda Rabiül Evvel, Rabiül Ahir, evet. bu önemli ayın içerisinde yılbaşının gelmesi yine Müslümanların uyanmasına vesile olmalı. Hatta bazen geçmiş yıllarda şöyle olmuştu. Tam Ramazan'ın birinci akşamı evet. 31 Aralık'a tesadüf etmişti. Adam yine o Ramazan'ın birinci gecesinde yine kendi yanlış işlerini yapa geldi. Ve sonra da belki de o gecede kalkıp oruca niyet ettiler. Yani böyle bir şuursuzluk olmaz. Müslüman Rabiül Evvel ayını zaman bizim için önemli. Evet. Veya bütün miladi aylarda yani genel zaman bizim için çok önemli. Bu zamanları gerçek bir kula yakışır şekilde değerlendirmek zorundayız. Evet. Evet. Şimdi hocam bir seyircimiz soruyor. Diyor ki işte Peygamberimizin dine dair, İslam'a dair hüküm koyma yetkisi var mıdır? Güzel. Güzel bir soru. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın elçisi. Evet. Efendimiz bir hadis-i şerifte buyuruyor ki bir zaman gelecek ki o zamanın gelmesi yakındır. Yuşiku racülün yab'udu ala eriketihi. Evet. Bir zamanın gelmesi yakındır ki adam koltuğuna oturmuş olacak. Koltuğuna dayanmış, yaslanmış, oturmuş olacak bu manada. Sonra diyecek ki فَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ حَلَالٍ اِسْتَحْلَلْنَاهِ وَمَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهِ.
Evet. Biz Allah'ın kitabı Kur'an'da helallardan neyi bulmuşsak onu helal, haramlardan, yasaklardan yenilmesi, kullanılması, yasak olanları da haram kabul ederiz. Yani Kur'an'dan başka kaynak kabul etmeyiz diyen insanların gelmesi yakındır diyor Peygamberimiz. Evet. Bunu asırlar evvelinden haber vermiş. Sonra diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve innema harrama Resulullah kema harramallah. Allah Resulü'nün yasak kıldığı da Allah'ın yasak kıldığı gibidir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kanun koyucudur. Buna İslami terimde şari deniyor. Şari. Evet. Yasa koyucu. Dolayısıyla Efendimiz yine bir hadisinde öyle buyuruyor. Utitul kitabe ve mislehu ma'hu. Bana Kur'an verildi. Kur'an'ın bir benzeri de verildi. Kur'an'ın benzeri hüküm koymada sünnettir. Evet. Sünnet deyince dar anlamda namaz sünnetleri değil. Genel anlamda haramları, helalları, ibadetlerin yapılış şekillerini, İslam'ın detaylarını ayrıntılı bir biçimde anlatan Peygamberimizin uygulamaları, sözleri veya sahabe-i kiramın yaptıkları zaman Peygamberimizin onayladığı fiiller. Buna takriri sünnet deniyor. Dolayısıyla Peygamberimiz elbette kanun koyucudur. Mesela buna bir örnek verelim. Biz ayağımıza meske yiyor muyuz? Evet. Ayağımıza meske yiyoruz. İşte soğuktan korunmak için veya birçok ülkelerde meske yiyor. Ve sabahleyin abdestli olarak bu meskeleri giyiyoruz. Eğer mukim isek, yani yerleşik bir yerde kalıyorsak 24 saat bir gün bir gece mesh ediyoruz. Yolcuysak o zaman 3 gün 3 gece mesh ediyoruz. Peki Kur'an'da mesh giyme diye bir şey var mı? Hiçbir ayet yok. Meshle ilgili bir hüküm de yok. Evet. 3 gün 3 gece veya bir gün bir gece, yani hükümler için bir gün bir gece, misafirler için 3 gün 3 gece hükmü nereden çıkıyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizzat uygulamış. Peygamberimiz mesh giymiş. Efendimizin mesh giyip abdest aldıktan sonra o meshin üzerine mesh ettiğini 70'ten fazla sahabe bizzat görmüş. Bu hadis-i şerif tevatür, evet, derecesinde büyük bir kalabalık tarafından nakledilen ve kesin hükmü ispat eden bir uygulamadır. Onun için Peygamberimiz kanun koyucudur. Namazın kılınışı da her şeyde söylenebilir mi hocam? Elbette ki, yani bu yüzlerce örnekleri var bunun. Evet. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam guslun farz olduğunu bildiren ayetleri var. Ama gusulde ağzın içinin yıkanmasını, burnun içinin yıkanmasını, guslun farzlarının üç olduğunu, evet, bize kim öğretmiş? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yapılış şeklini Peygamberimiz öğretmiş. Dolayısıyla yüzlerce örnekleri var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kanun koyucudur. Evet. Peygamberi kanun koyucu değildir diye yasak koymada hariçte tutmak, Allah korusun, o zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği sünnetleri reddetmek anlamına gelir. Evet. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetleri olmasa bizim haram ve helalları anlama noktasında Kur'an'ın ayetlerinden bütünüyle haramları, helalları anlamamız mümkün değil. Evet. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'da eti yenmeyen hayvanlardan bazıları anlatılmış. Eti yenilmeyecek hayvanların. Ama birçokları anlatılmamış Kur'an'da. Birçokları. Evet. Yani onda biri bile anlatılmamış Kur'an'da. Peki o zaman Kur'an'da anlatılmadığı halde etinin yenilmesi kesinlikle belli olan, diyelim ki fil eti misal, ya da afyonun çakal eti veya işte kurt veya yırtıcı hayvanlardan etleri yenilmeyen yüzlerce hayvanlar var. Bunların etlerinin haram olduğu ve insan sağlığına zararlı olduğu, birçok mikropları taşıdıkları İslam tarafından ifade ediliyor. O zaman Kur'an'da yok diye
Kur'an'da zikredilmeyen, yenilmesi haram olduğu söylenen bu hayvanların etlerinden yenilebilir mi? Kesinlikle yenilemez. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam formül bir ifadeyle, formül hadis-i şeriflerle demiş ki, dişleriyle avını parçalayan veya kakasıyla, pençeleriyle avını parçalayan yırtıcı hayvanlar ve yırtıcı kuşlar etlerinin yenilmesi haramdır demiş. Evet. Af buyurun, evcil eşeklerin etlerinin haram olduğu Kur'an'da yok. Yani evcil eşekler haram. Evet. Şimdi eşeğin eti Kur'an'da haram değil diyerek eşeğin etini yemek mümkün mü? Sütünü içmek mümkün mü? Öyleyse Kur'an'da olmayıp Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela Hayber Savaşı'ndan sonra ya da o esnada hüküm inmiş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bakın bu işte vahiydir. Peygamberimiz ondan sonra bütün ümmete diyor ki اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ لُحُومَ الْحُمُورِ الْاَهْلِيَّةِ Evet. Allah size ehli eşeklerin etlerini yasak kıldı. Ve nikahal müt'ati, bir de müt'a nikahı. Müt'a nikahı geçici nikah. Evet. 3 aylık, 5 aylık, 1 haftalık, 10 günlük ya da 1 senelik, 2 senelik, 3 senelik. Yani zamanı sınırlı ve böyle para karşılığında nikah da haram kılındı diyor. Şimdi bunlar Kur'an'da açıkça yok. Öyleyse Kur'an'da yok diye biz bunları kabul edebilir miyiz? Evet. Bir örnek daha vereyim. Çok da. Evet. Mesela Kur'an'da kimlerin kimlerle evlenemeyeceği, Ercan Bey bunları zaman zaman zaten işlemiştik. Kimlerin kimlerle evlenemeyeceği muharramat diyoruz bunlara, beyan edilmiş. Hurrimet aleykum ümmehatukum ve benatukum ve ahavatukum ve ammatukum ve halatukum. Uzunca bir ayet-i kerime. Analarınızın nikahı size yasak kılındı, kızlarınızın, kız kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin kızlarının veya erkek kardeşlerinizin kızlarının nikahları size haram kılındı. Peki o zaman burada analarınız haram kılındı deyince nineler bahsedilmiyor burada? Yani anneanne, evet, babaanne, bunların yasaklığını nereden anlıyoruz? Bakın analarınız, o zaman analar cümlesine ninelerimiz, büyük annelerimiz de katılmış. Ne kadar yukarı giderse gitsin. Evet. Onlarla da evlenmeniz yasaktır. Hatta Kur'an ifadesiyle babalarınızın ve dedelerinizin nikahladığı, sizin öz ananız olmayan, öz neneniz olmayan kadınların nikahları da size haramdır. Babanızın nikahladığı, dedenizin nikahladığı kadınlar. Şimdi Kur'an'da bunlar anlatılıyor. Fakat bir yerde aynı sayfanın sonunda ve en tecmeu beynel uhteyn, iki kız kardeşin arasını bir nikah altında toplamakta haram kılındı. Yani bir insanın iki tane eşi olsa, ikisi de kardeş olsa, iki kız kardeş, bunların aynı bir erkeğe, evet, eş olmaları haramdır. Peki Kur'an'da hangi ayete bakarsanız bakın, kadının yeğeniyle, yani halanın kendi yeğeniyle, kardeşinin kızıyla, teyzenin kız kardeşinin kızıyla bir erkeğin nikahı altında toplanamayacaklarını bildiren ayet yok. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu hadis-i şerifinde beyan etmiş. Buyurmuş ki la tunkahul mer'atu ala ammetiha ve la ala halatiha. Hiçbir kadın kendi halasıyla veya kendi teyzesiyle aynı nikah altında toplanamaz. Nikah, evet, edilemez diyor. Evet. Bunlar şimdi Kur'an'da yok diye nasıl diyebilir bir adam, peygamberin ben getirdiği yasayı, kanunu kabul etmiyorum. Çünkü bizim ana kaynağımız Kur'an. Elbette biz de diyoruz ana kaynağımız Kur'an. Bu konuyla ilgili bir seyircimiz de şöyle bir soru soruyor hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şey var mıdır? Yoksa sadece dinin ana hatları mı vardır? Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Bu ayetle alakalı eksik var mıdır, yok mudur? Haşa, Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hüküm koyma noktasında bu ayeti delil olarak sunanlar var diyor.
Bu konuyla ilgili neler söylenebilir hocam? Evet. Şimdi ayet-i kerimede evet. Cenab-ı Hak buyuruyor. Ma farratna fil kitabi min şey. Biz Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Evet. Ya da ve nezzelna aleykel kitabe tibyanen li kulli şey. Biz her şeyi açıklayan kitabı sana indirdik. Evet. Şimdi bir ayette diyor ki hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Evet. Efendim öbür ayette ne diyor? Efendim her şeyi biz Kur'an'da beyan ettik. Hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Enam suresi 38. Tamam ayet mı? Hocam. Şimdi burada Kur'an'da hiçbir şeyi noksan bırakmadık demesi hadisler delil olmaz, sünnet delil olmaz demek değil ki. Niye? Kur'an'da hadislere göndermeler yapılıyor. Evet. Nasıl göndermeler yapılıyor? Men yudi'ir rasul fakat ata Allah. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Evet. Şimdi buradaki ma farratna fil kitabi min şey, burada kitap bizim bu elimizdeki Kur'an değil. Levh-i mahfuz, levh-i mahfuz. Yani Kur'an'ın ana dosyasının olduğu yer. Orada hiçbir şeyi noksan bırakmadık. Olacak, meydana gelecek bütün hadiseleri orada yazdık, takdir ettik diyor Cenab-ı Hak. Evet. Veya dini konularda ana hatlarıyla Kur'an'da biz her şeyi açıkladık diyor ama öbür taraftan da diyor ki ve ma ataakumur rasulu fehuzu ve ma nahakum anhu fentehu. Haşir 7. Peygamber Allah'ın Resulü size ne getirdiyse, evet. Neyi getirdiyse onların tamamını alın. Nelerden sakındırdıysa onlardan kaçının. Şimdi bu ayet-i kerimeler bize neyi gösteriyor? Bu ayet-i kerimeler bize Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünnetinin delil olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerime Kur'an'da iğneden ipliğe, hani bir ayette de diyor ki evet. Ve la rabbin ve la yabisin illa fi kitabi mübin. Yaş ve kuru ne varsa biz hepsini bu açık kitapta beyan ettik diyor. Şimdi o zaman Kur'an haşa bizim yaptıklarımızla çelişir mi? Şimdi şöyle diyebilir miyiz hocam? Peki haccın yapılışını Kur'an açıklamış mı? Evet. Zekatın ayrıntılı bir şekilde verileceğini, kaçta kaç verileceğini, kimlere verileceği var da Kur'an'da, kimlere verilmeyeceği yoktur. O zaman bunlar açıklanmış mı? Cihadın ne şekilde yapılacağı açıklanmış mı? Mesela Kur'an'da size söyleyeyim. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykumus sıyam kema kütübe alellezine min kablikum. Yani ya eyyühellezine amenu kütübe izâ nûdiyelis salâti min yevmül cumaati fes'av ilâ zikrillah. Ey müminler, cuma gününde cuma namazı için ezan okunduğunda alışverişi bırakın, camiye koşun. Buradaki koşma evet. Fiziki koşma değil. Hemen camiye yönelin, zikre yönelin, hutbeyi dinlemeye yönelin. Şimdi bu ayet-i kerime bir umumdur. Genel mana ifade ediyor. Erkekler de bu iman edenlerin içerisinde, kadınlar da. O zaman bu ayete göre kadınlara da cuma farz. Evet. Çocuklara da farz. Hastalara da farz. Veya gözleri ama olan, kendisini camiye götüremeyecek olan her Müslümana farz. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifiyle izah etmiş. Cuma kadınlara farz değil. Kılarlarsa öyle kılmış sayılırlar. Bakın farz değil. Peygamberimiz diyor. La tecibül cumu'a alel mer'e ala mer'etin. Kadınlara farz olmaz. Evet. Çocuklara farz olmaz. Hastalara farz olmaz. Hasta hangi hasta? Cuma'ya gidemeyecek olan hastalar. Amalara farz olmaz. Yolculara farz olmaz. Şimdi ayet-i kerimeyi önümüze getirsek. Allah burada diyor ki cuma günü için ezan okunduğunda alışverişinizi bırakın. Gidin camiye, mescide gidin, mabede gidin. Eğer Kur'an böyle diyorsa o zaman kadınların da gitmesi lazım. Yolcuların da gitmesi lazım. Çocukların da gitmesi lazım. Hatta ayağı kesik olanların da gitmesi lazım. Herkesin, herkes mümin. Ama Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kimlerin üzerine cumanın farz olmadığını hadis-i şerifinde beyan etmiş. Hocam şöyle bir yanlış mı yapıyoruz acaba? Şimdi biz haşa Kur'an-ı Kerim'i
Allah-u Teala'nın kelamını eleştirme gibi bir durumda olamayız. Mümkün değil. Kur'an-ı Kerim haktır. Kesinlikle üzerinde tartışılacak da değiliz. Fakat Allah-u Teala şöyle bir yöntem, adetullah diyelim buna, belirlemiş. Kur'an-ı Kerim peyderpey aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e indirilmiş. 23 senede tamamlanmış. Şimdi bazı ayetlere bakıyoruz. İşte binlerce ayet var. 114 tane sure var. Bunları mealini ya da tefsirini, açıklamasını yaparken aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i kenara bırakarak Kur'an-ı Kerim'i başlı başına alıp okuyup kendimize göre hüküm çıkarma yetkimiz var mı hocam? Hayır. Alimlerin de yok. Evet. Kur'an-ı Kerim'in tefsirine baktığımız zaman evvela Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tefsir etmiş. Yani örnek kendi bir uygulamalarıyla. Ayet soracağım mesela, hocam. Mesela evet. Buyurun. Şimdi yanılmıyorsam Bakara suresinde geçiyor. Rayna demeyin, unzuruna deyin. Aynen. Bunu la ben nasıl anlayacağım? Hocam neye göre anlayacağım? Unzuruna vesma'u. Ben bunu nereden anlayacağım hocam? Tabii. İşte bunu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiş ki ra'ina kelimesi mesela evet. Peygamberimiz Kur'an ayetleri geldiğinde vahiy katiplerine yazdırtıyor. Evet. Vahiy katipleri de diyorlar ki ya Resulallah ra'ina bize biraz dikkat et. Yazamıyoruz, acele etmeyin filan anlamına. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın katiplerine, vahiy katiplerine Cenab-ı Hak emir veriyor. Ey müminler, la tegulu ra'ina. Evet. Öyle demeyin. Niye? Yahudilerce bu hakaret etmek. Çirkin sözler anlamına, çirkin mana taşıyan sözler anlamına geliyor. Yahudilerin diline göre. Evet. O zaman diyor ki Cenab-ı Hak, ra'ina demeyin de ve kulun zurna. Deyin ki ey Peygamber aleyhissalatü vesselam bize biraz mühlet verin, biraz zaman tanıyın. Biraz yavaş hareket ederseniz biz bu ayetleri yazarız deyin. Evet. Bakın şimdi bunun en açık misali yine aklıma geldi. Geçen Ulu Cami'deki sohbetimde de söyledim. Biz Kur'an'da secde ayetlerini okuyoruz. Bunlara ayetü secde ya da tilavet secdesi diyoruz. Tilavet evet. Secdesi. Yani 14 tane secde ayeti var ki bu ayetler okunduğunda hangi Müslümana sorsanız ya da işitildiğinde bir okuyandan ne yapılması gerekir? Evet. Bir secde yapılması gerekir. Bu secdenin yapılması Hanefi mezhebine göre vaciptir. Hanefi mezhebine göre, İmam-ı Azam'ın içtihadına göre bu secdenin yapılması vaciptir. Hatta sizin diyelim ki unutsanız aklınıza geldiği zaman 5 sene sonra olsa da yapacaksınız. Peki tilavet secdesinin gerekliliğini evet. Ve nasıl yapılacağını Kur'an'da hangi ayetten öğrenebilirsiniz? Hiçbir ayetten öğrenemezsiniz. Peygamberimiz şu 14 tane secde ayeti var. Bu secde ayetlerini okuduğunuzda veya bir okuyandan işittiğinizde hemen niyetinizi yapın. Ellerinizi kaldırmadan Allahu Ekber deyin. Secdeye varın ve secdeden kalkın tamam. Bu şekilde kararlaşmış. Peki namazların farzlarını, vaciplerini Kur'an ayetleri bütünüyle açıklamış mı? Yok. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıyla Kur'an'ın vacipleri, namazın vaciplerini öğrenmişiz. Kur'an'da bazı farz olanlara işaret var, evet. İfade var ama ayrıntılar yok. O zaman namazda bir vacip yapılmazsa ya da yeri değiştirilirse ona tehir diyoruz, takdim tehir. Yani sonra yapılması gereken önce yapılırsa, önce yapılması gereken sonra yapılırsa. Mesela Fatiha-i Şerife'den önce sureyi okusa, öyle diyelim, yanılarak. Yani Elhamdülillahi Rabbil Alemin namazda okuyacağı yerde Elem Tera'yı okudu. Evet. Aklına geldi sonra Fatiha'ya geçti. O zaman bunda sehiv secdesi gerekir. Ne demek sehiv secdesi? Böyle bir vacibin yerini değiştirdiği için. Çünkü Fatiha'dan sonra surenin okunması vacipti. Böyle bir vacibi değiştirdiği için, öne aldığı için namazın sonunda yanılma secdesi yapacak. Nasıl yapacak? Kur'an-ı Kerim'de var mı? Var mı? Evet. Yok. Peygamberimizin uygulaması var. Mesela İmam-ı Azam'a göre tek kişi ise sağına soluna selam verir veya tek evet. Tarafına selam verir. İki secde yapar ve oturur tahiyyat, salavat duaları okur, selam verir. İmam Şafii Hazretlerine göre iş başını çevirmeden tahiyyat okur. Tahiyyattan sonra iki secdeye gider, secdeleri yapar, oturur. Tahiyyatı, salavat dualarını ve diğerlerini okuyarak bitirir. Şimdi
sünneti kabul etmeyen ya da peygamberin kanun koyucu olduğunu, yasa koyucu olduğunu kabul etmeyene sen namazda yanıldığın zaman hangi yanılmalar sehiv secdesini gerektiriyor, yanılma secdelerini hangi yanılmaları gerektirmiyor dediğiniz zaman neyle cevap verecek? Neyle cevap evet. verecek? Kan aktığı zaman abdesti bozduğunu ya da bozmadığını. Kan aktığı zaman abdesti bozduğunu veya bozmadığını. Evet. Veya vücuttan herhangi bir sıvı çıktığında, sıvı bu efendim vücudun yarasından veya başka bir yerinden bir sıvı çıktı. Bu sıvının abdesti bozup bozmadığını hangi ayet yazıyor? Hangi ayet yazıyor? Kur'an'da hangi ayette? Hiçbir ayette yok. Evet. Ama bunları Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani yüz binlerce mesele diyelim biz buna. Yüz binlerce, on binlerce mesele. Yüz binlerce mesele. Bunların hepsi İslam hukukunda beyan edilmiş. Peygamberimiz bunu yapmış. Evet. Ve bize demiş ki şunlar şunlar yapılırsa bozar veya bozmaz. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Ve mesela biz evet. Kur'an'ın dışında sünnetin delil olduğunu kabul etmede şu hususa çok dikkat etmemiz lazım. Bugün esasında sünneti delil kabul etmeyenler ya maksatlı kabul etmiyorlar ya da yetersiz ilimden dolayı kabul etmiyorlar. Hocam şöyle bir ya durum. Ya maksatlı sünnetleri kabul etmedikleri için şunu müsaadenizle tamamlayayım. Peki hocam. Mesela Kur'an'ın bize ulaşması tevatür yoluyla olmuştur. Ne demek tevatür? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Cibril'e mi getiriyor? Evet. Peygamberimiz ezberliyor. Cebrail'e tekrar tekrar dinletiyor. En sonunda iki defa ömrünün sonunda Cebrail peygamberimiz okuyor. Mukabele yapıyorlar. Mukabele. Evet. Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam okuyor. Ve bütün inen ayetleri peygamberimiz vahiy katiplerine yazdırtıyor. Sadece yazdırmakla kalmıyor. Onların yazdıklarını bir de ezberlettiriyor. Ve ezberlerini dinliyor. Yazdıklarıyla okudukları aynı mı? Ve neticede Kur'an bize tevatür dediğimiz bütün eshab-ı kiram tarafından kabul edilen ittifakla kabul edilen Kur'an ayetleri bugünkü mevcut olan şekliyle hiçbir noktası bile noksanlaşmadan bize kadar ulaşıyor. Peki Kur'an'ın ulaştığını kabul ediyoruz da Kur'an'da noksanlık var mı? Yok. O zaman aynı sahabe bize hadisleri de ulaştırmış. Hadisleri de ulaştırmış. Şimdi bazıları diyor ki hadisleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yazdırtmadı. Bir zaman yazdırtmadı ama sonradan ezberlediler sahabeler. Yazdırttı. Mesela Ebu Hureyre Hazretleri 4 senelik bir zaman içerisinde. Çünkü Müslüman olduktan sonra Peygamberimize 4 sene kaldı. Yani azami 4 sene. 4 sene içerisinde 5000 küsur hadis nakletti. Hazreti Ayşe anamız 2000 küsur hadis. Abdullah İbni Abbas 1600 küsur hadis-i şerif veya diğer Abdullah İbni Mesud, diğer raviler. Peki bunlar bu hadisleri bize ulaştırırlarken, on binleri, yüz binleri aşan hadisleri ulaştırırlarken bunlar kafadan mı bu hadisleri bize ulaştırdılar? Evet. Yani peygamber hiç konuşmadı, peygamber söylemedi, peygamber anlatmadı, peygamber benim hadislerimi ezberleyin demedi. Halbuki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvikleri de var bir yerde hadiste. Benim hadislerimden 40 tane hadis ezberleyenin Allah yüzünü nurlandırsın. Yüzünü nurlandırsın diyor. Evet. Kim benden 40 hadis ezberlerse şefaatim ona vacip olur diyor. Hadis-i şerifler var. Şimdi bunlar haşa peygamberimizden duymamışlar. Sonra Ebu Hüreyre kalkmış demiş ki peygamber böyle diyor. Abdullah İbni Abbas kalmış demiş ki peygamber böyle buyuruyor. Uydurmuşlar diye. Hazreti Ayşe diyor ki böyle buyuruyor. Evet. Hazreti Ömer diyor ki böyle buyuruyor. Ya da Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu, çok hadis rivayet edenlerden böyle diyor. O zaman bunlar yalancı mı? Evet. Halbuki sahabelerin hepsi adil. Bu yaklaşımda bulunanlar onları haşa yalancılıkla, itham ediyorlar. Evet. Burada aslında hem onları yalancılıkla itham ediyorlar hem peygamberimizi. Evet. Haşa. Peygamber bu sözü söylemedi. O da diyor ki peygamber söyledi, ben duydum diyor. Bakın bunu zaman zaman söylüyorum. Geçen bir yerde daha söyledim. Sahabe-i kiram hadiste o kadar duyarlı ki, evet. O kadar dikkatli ki, mesela bir hadisi peygamberimizden duyan kişi Medine'deki Müslüman hadisi öğrenmiş. Hadisi peygamberimizden duyan Müslüman Şam'da olduğu halde
Ta Medine'den kalkmış Şam'a gitmiş. Suriye'ye gitmiş. Evet. Hadis-i şerifi o zat duyduğumu duymadığımı bizzat o zata demiş ki sen peygamberimizden bu hadisi duydun mu? Ben bunun için geldim buraya. Bakın Medine'den evet. Ta Şam'a. Evet duydum. Resulullah Efendimiz böyle buyurduğunu duydum diyor. Hadisi teyit ediyor. Tekrar Medine'ye dönüyor. İstanbul manevi fatihlerinden Ebu Eyyub el-Ensari. Ebu Eyyub el-Ensari. Halid ibn Zeyd. Evet. İstanbul'un manevi fatihi. Biliyor musunuz? Bir hadisi peygamberimizden duyan zat Mısır'da olduğu için Medine'den kalkıyor. Ta Mısır'a kadar gidiyor. Orada hadisin ravisini buluyor. Hadisi iyice teyit ediyor, tescil ediyor ve dönüp geri geliyor. Bunlar bu kadar hassaslar. Böyle evet. Bizim gibi bugünkü iletişim vasıtalarıyla hızlı bir iletişim yok. Evet. Bu açıdan o sahabelere husnuzan yapıyoruz. Bunların hepsi adil, hepsi büyük alim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söylemediği bir sözü kaldı ki Peygamberimiz hadis-i şerifinde yalan hadis uyduranlara büyük bir tehditte bulunuyor. Buyuruyor ki men kezzebe aleyye müteammiden fel yetebevve mak'adehu minen nar. Kim benim söylemediğim bir sözü bana nispet ederek bana yalan uydurursa peygamber söyledi derse cehennemdeki yerine hazırlasın diyor. Evet. Sahabe-i kiram cehenneme nasıl gözünü alabilir? Evet hocam bir hatırlatma yapacağım. Konuya devam edeceğiz. Değerli seyirciler telefonla soru sormak isterseniz telefon numaramızı ben hatırlatacağım. Yönetmenimiz Erhan da inşallah ekrana yansıtsın. 0346 225 3011 bu numaradan bize ulaşarak değerli hocamıza sorularınızı iletebilirsiniz. Şimdi hocam tabii bu konu çok hassas. Tek başına sünnet veyahut da tek başına Kur'an-ı Kerim demek görüyoruz ki yanlış. Olmaz. Şimdi sünneti devre dışı bırakıp da peygamberin konumunu sarsıp haşa basite alıp hafife alıp kendini peygamber yerine koymak da herhalde suç olsa gerek diye düşünüyorum. Şu suç değil, küfür, evet, inkar. Evet. Şimdi Ercan Bey, bakın sünnetleri devre dışında bıraktığımız zaman, bırakıldığı zaman evet. Bizim İslam'ı anlatmamız, anlamamız mümkün değil. Bakmayın siz bu yalancılara. Evet. Biz orijinal Kur'an Müslümanıyız. Biz işte uydurulmuş dinden indirilen dine dönüyoruz. Evet. Bunların hepsi yalancı adamlar. Evet. Bakın kabir ve ötesi hayat gaybi alemdir. Mesela geçenler bir tanesi anlatıyor. Ya hakikaten bunlara yalancı demek lazım. Bunlara yalancı demek lazım. Evet. Soruyorlar. Diyor ki kabir hayatı var mı yok mu? Yok diyor kabir hayatı diye bir şey yok. Oraya konulacak ve sura üfürüldüğü zaman da oradan kalkacak. Feyza nufiha fi's-sur ve izahum kıyamun yanzurun. Ya da ve min verahim berzahun ila yevmi ba'sun. Hafız da Kur'an'da okuyor. Kur'an'ın her ayetini ezber okuyor, manasını biliyor. Onların diyor önünde bir berzah alemi var. O alem bittiğinde, sura üfürüldüğünde ayağa kalacaklar. Kabir hayatı diye bir şey yok. Peki soruyor, cennet cehennem yaratılmış mı? Cennet cehennem yaratılmamış diyor. Cennet cehennem yaratılmamış dediği zaman buna bağlı olarak neler inkar ediyor bakın. Evet. Adem Aleyhisselam yeryüzünde yaratıldı, cennete konuldu. Cenab-ı Hak Bakara suresinde 3. 4. sayfasında veya Adem üskün ente ve zevcükel cenne. He? Evet. Ey Adem sen ve eşin cennette iskan edin. Hangi cennet bu? Cidde mi? Hindistan'da bir yer mi? Veya işte etrafı ağaçlarla donatılmış bir yer mi? Allah diyor cennet. Evet. Cennette durun diyor. Adem Aleyhisselam yeryüzünde yaratılıyor. Cennete konuluyor. Havva anamız cennette Adem Aleyhisselam'dan yaratılıyor. Nasıl yaratıldığını sorgulamak önemli değil. Adem Aleyhisselam'ın eşi Havva anamız da orada yaratılıyor. Şimdi cennet cehennem yaratılmamış dediği zaman o zaman yaratılmamış bir cennete mi gönderildi Adem Aleyhisselam? Onu da inkar ediyor bakın. Onu da inkar ediyor. O da yok diyor. Peki cennet cehennem yoksa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a İsra ve Miraç olayı yaşatıldığında Ercan Bey, evet hocam. Peygamberimize İsra olayı ki İsra suresinin baş ayetiyle ifade edilen, birinci ayetiyle ifade edilen İsra olayı yaşatıldığında ve hadislerle beyan edilen Miraç olayı yaşatıldığında
Peygamber mi cenneti gördü, cehennemi gördü, cennet ehlinin geleceğini gördü, cehennem ehlinin geleceğini evet. gördü. Birçok manzaralar gördü. O zaman cennet cehennem yok. Yok olan nasıl gördü? Yok olan nasıl gösterildi ona? Evet. Demek ki var. E şimdi bunu konuşuyor. Ben bunlara yalancı demek istiyorum. Yani sünnetleri görmezlikten gelip sadece ayetlere takılıp her şeyde ayetlerde her şey var. Kur'an bize yeter. Elbette Kur'an'ın ana kaynak Kur'an. Evet. Kur'an'da açık olan şeyler var. Ama Kur'an'ın ayetlerinde yaptığımız ibadetlerin ayrıntıları yok. Ahkam-ı şer'iyenin ayrıntıları yok. Ayrıntıları yok. Ayrıntılar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bırakılmış. Evet. Peygamberimize bırakılmış. Peygamberimiz hem uygulamalarıyla hem sözleriyle Kur'an'ı tefsir etmiş. Bunu görmezlikten gelmeleri hakikatleri inkar demektir. Hakikatleri. Evet. Dünyada yaşanan hayatı inkar demektir. Hocam, bir hayatı inkar. Bir seyircimiz yazmış, demiş bize Kur'an yeter diyenlerin amacı Allah-u Teala'yı devreye, Allah-u Teala'nın devreye koyduğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i devre dışı bırakmaktır diye ifadesi var. Bir diğer seyircimiz de yine bize Kur'an yeter deyip sonra da Kur'an'ı kerime açıklamak için kitap yazmak o da büyük bir evet, gaflet. Amacı nedir diye evet. sormuş. Kur'an-ı Kerim yetiyorsa o zaman bu kadar ayrıntılı kitaplar yazmanın anlamı ne? Evet. Doğru. Sonra müştehitleri kabul etmiyor. Müştehitler nedir? İçtihattır. Mezhep imamları, o sahanın uzmanları içtihat etmişler. Ümmetin önünü açmışlar. Evet. Aslında mezheplerin oluşmasında ümmet için bir rahatlık var, genişlik var. Yani alan genişletilmiş. Sadece rahat yaşamak için, Müslümanların problemlerini çözmek için. Ama kendisi diyor ki, bana göre öyle değil, böyledir. Kendisine içtihat ediyor. Peki İmam-ı Azam'ın öylesine bir alimin içtihadını sen kabul etmiyorsun. Sen kim oluyorsun da ben senin içtihadını kabul edeceğim? Evet. Bir diğer izleyicimiz de şöyle soruyor hocam. Günümüzdeki bazı din alimleri birbirlerine hitap ederken, sayın derken, kainatın efendisine gelince peygamber veyahut da haşa Muhammed diye hitap etmeleri ne anlama geliyor diye sormuş. Aynen, çok güzel bir soru. Evet. Şimdi bizim ecdadımız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a dünyada benzeri görülmemiş bir edeple, saygıyla edep göstermiştir. Evet. Riyabına, huzuruna vardığında her halükarda adı duyulduğu zaman Peygamberimize hemen Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammed. Yani bu ayet midir? Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e salat ve selam getirmek. Hadis-i şerif. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'a Mevlamız bildirmiş. Demiş ki, İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi. Evet. Allah Celle Celaluhu, melekler peygambere salat ederler. Allah'ın salatı rahmet, meleklerin salatı istiğfar. Evet. Ya eyyühellezîne âmenû sallu aleyhi ve sellimu teslimâ. Ey müminler, siz de peygambere salat okuyun, ona selam verin. Müslüman hemen Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed diyor. Saygı gösteriyor. Evet. İsmini yad ettiği zaman kalbine bir ilham geliyor Müslümanın. Ama tek adam diyor ki bu yağcılık diyor peygambere haşa. Allah Nur suresinin son sayfasında ne diyor? La tec'alû du'a'ar rasûli beynekum ke du'a'i ba'dikum ba'da. Ey Müslümanlar! Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı birbirinizi çağırdığınız gibi, birbirinize seslendiğiniz gibi evet. çağırmayın, seslenmeyin. Ey Muhammed demeyin. Evet. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyyallah. Bak Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bile Kur'an'da birkaç yerde Muhammed'ün direkt peygamberlik sıfatı olmadan geçmiş. Evet. Mesela, مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا حَدٍ بِرِّجَالِكُمْ. Çoğu yerde nasıl geçiyor? Ya eyyühen Resul, ya eyyühen Nebi, ya eyyühen Resul, ya eyyühen Nebi. Peygamberimiz bile ey geleceğin, geçmişin haberlerini veren peygamber, ey benimle kullarım arasında elçi olan peygamber. Evet. İşte şunu yap, şunu yap. Bellig ma unzile ileyke min rabbik. Rabbin tarafından sana indirileni tebliğ et. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam'a adam şimdi bir makam sahibine konuşurken sen dese ona saygısızlık sayıyor, sayın demese, muhterem demese evet. saygısızlık sayıyor.
Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gelince diyor ki Hazreti Muhammed böyle dedi. Evet. Peygamber böyle dedi. Sıradan bir insan Sıradan bir insan gibi. Hocam bu konuya devam edeceğiz. Bir telefonda seyircimiz var. Onun sorusunu inşallah alalım. Alo. Evet. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Alo. Buyurun efendim. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun efendim. Evet, sesinizi alıyoruz. Ben Gümüşhane'den arıyorum da. Tamam efendim, sorunuzu alalım, buyurun. O zaman çok çok teşekkür ederim, Allah razı olsun programımızı. Buyurun. Sorum şu, mesela benim bir hanımın hiçbir malı bir şeysi yoktur. Evet. Ben onu kurbana katar mıyım, ben katılmadan? Evet, devam edin efendim. Evet, o sorun bu. Evet. Teşekkür ederim. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Bazıları diyor ki sen katılmadan katamazsın. Peki. Hayırlı akşamlar efendim. Teşekkür ediyorum. Evet hocam. Evet. Kadının hiç malı yoksa, hanımının parası yok, babasından intikal eden mirası yok, takıları yok. Evet. Hiçbir şey yok. Sadece kocasının yanında nefakası kocası tarafından temin ediliyor. İhtiyaçları temin ediliyor. Kocasının malı kadının malı değil İslam'a göre. Evet. Tabii mecbur onu yedirmeye, içirmeye, giydirmeye, ona mesken ihtiyacını karşılamaya ama kocasının kazançları kendinindir, kocasınındır. Kadının hiçbir malı yoksa kurban vacip değil. Ancak beyi bir hisse kendine girer, bir hisse de hanımına girerse olur. Evet. Ama bu sene hanımın yerini keseceğim, ona vacip olmadığı halde. Gelecek sene de benim yerime kurban keseceğim derse bu olmaz. Kendinin kurbanını kesecek. Kendi payına girecek. Hanımına da artı ekstra bir hisse girerse bu olur. Hanımına karşı da güzel bir iyilik olur. Evet hocam. Soru buydu sanıyorum. Evet. Evet. Şimdi bir seyircimiz de yayın masasına soru bırakmış. Yaşlı bir teyzemiz. Namaz kılarken rekat sayısını unutuyormuş. Ne yapması gerekiyor? Diye bir soru var hocam. Onu da inşallah cevaplayalım. Evet. Şimdi bu yaşlarda olur. Yaşlarda genelde oluyor. Evet. Hangi rekat kıldığını bilmiyor. Kaç rekat kıldığını bilmiyor. O zaman ne yapacak? Bu devamlı tekrar ediyorsa, çok karşılaştığı bir unutmaysa. Evet. Mesela 3 mü kıldım, 2 mi kıldım? Ya da 2 mi kıldım, 1 mi kıldım? 4 mü kıldım, 3 mü kıldım diyorsa bir aşağıki rekattan alır. Yani 3 mü kıldım, 2 mi kıldım diyorsa 2 kabul eder o rekatı. Evet. 2 mi kıldım, 1 mi kıldım derse 1 kabul eder. 4 mü kıldım, 3 mü kıldım derse 3'ü kabul eder. Yani bir aşağıki rekattan kabul eder. Acaba anlatabildim mi? Evet hocam. Ve ondan sonraki rekatların her birinde oturur tahiyyata. Yani yanlış anlamasın izleyicimiz. Hı hı. Yani bir aşağıdan alır, hangi rekat olduğunu bilmiyorsa bir aşağıdan alır, ondan sonraki rekatların hepsinde oturur. Rekatlardan sonra sebebi de son tahiyyatı yerinden oynatmamak için. Çünkü evet. İki rekatlı namazın sonunda, dört rekatlı namazın sonunda, üç rekatlı namazın sonunda tahiyyat okuyacak kadar oturmak farz. O farzı yerinde yapmazsa namazı tümden bozulur. Evet. Ondan sonraki rekatlarda oturur, sonunda da namazın bir yanılma secdesi yapar. O şekilde namazını tamamlar. Evet. Yine bir seyircimiz hattımızda. Alo. Alo. Evet, seyircimiz hattımızda mı? Evet, efendim hattımızdaysanız şu an biz sizi... Alo. Alo. Efendim buyurun sorunuzu alalım. Niye cevap vermiyorsunuz? Alo. Sesimiz gitmiyor mu arkadaşlar? Alo. Alo. Efendim sesinizi duyuyoruz. Sorunuzu lütfen alabilir miyiz? Evet, yanılmıyorsam seyircimizin hattında bir sıkıntı var. Tekrar arasa inşallah devam edelim. Şimdi hocam yine bir seyircimizin sorusu var. Güncel bir konu. Günümüzde işte gerek ekonomik noktada gerekse sosyal, siyasal, toplumsal noktalarda birçok sıkıntılarımız var. Bununla beraber toplumsal olarak
bir nezaketsizlik, sabırsızlık, anlayışsızlık ve acelecilik söz konusu. Bu da diyor birbirimize karşı nezaket kuralları, işte birbirimize karşı olan saygımız ya da birbirimize karşı olan davranışlarımız noktasında sıkıntılara sebebiyet veriyor. Bu konuda diyor ne yapmamız gerekiyor? Çünkü öyle haller oluyor ki, öyle sorunlar oluyor ki, işte trafikte olsun, iş hayatında olsun, toplumsal yaşamda olsun, kul hakkına girdiğimiz meseleler oluyor diyor. Bu noktada diyor toplum olarak, birey olarak birbirimize karşı nasıl davranmamız gerekiyor? Kısaca diyor hocamız bu konuda birkaç evet. kelime söyleyebilir mi? Şimdi evvela hakikaten adab konusu çok önemli. İslam evet. eşittir edep dini. Edep nedir? Gerek ibadetlerimizde, gerek günlük hayatımızda, muamelelerimizde, işte yaşadığımız hayatta evet. kendi hakkımıza rıza gösterip karşıdaki insanın haklarını bu meyanda koruyabilmek. Mesela İslam adab dini diyoruz. Abdestte adab, namazda adab, camiye girişte adab, çıkışta adab, tuvalete girişte adab, çıkışta adab, bir Müslümanla karşılaştığında selamlaşma adabı, evet. bir meclise oturduğunda meclis adabı. Yani bunların hepsini İslam anlatmış, kitaplara yazılmış, edep kitaplarına yazılmış. Öyleyse biz yani bir camiye girdiğimiz zaman bile gerek kirli elbiseyle, gerek ağız kokusuyla bir evet. Müslümana eziyet vermek o Müslümanı incitiyorsa evet. o zaman trafikte diyelim ki kendi sırasını bırakıyor, işte arabayla bir başkasının önüne geçiyor misal haksız yere. Evet. Ya da işte bir yerde bir sıra bekliyorsa açık gözlülük yapıyor, hemen aradan sivişiyor, öne geçiyor. Misal öteki insanın evet. hakkını böyle bir ekmek alırken bile misal. Evet. Ya da mesela diğer muamelelerde. Burada nedir? Burada evvela Müslümanın kendi hakkının neler olduğunu, evet. başkalarının haklarının neler olduğunu ve bu hakların yerine getirilirken hangi duyarlılıkla yerine getirilmesi lazım geldiğini bilecek. İslam dini aynı zamanda hoşgörü dini, bir de tabii. kendi nefsimizi başkasının nefsine tercih etme dini hocam. Bunu tabii. biz aslında bir bilebilsek, hani incinme ve incinmeme noktasında karşımızdaki insanı kırıp incitmeden ona göre evet. Mesela şu, bizim şimdi yani şu hadis-i şerif, hani bugünkü dilde evet. empati yapma diyorlar, empati. Evet. Şimdi ama İslam ona ne diyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asırlar öncesinde bu bir anahtar hadis. Evet. Buyuruyor ki la yu'minu ehadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Hiçbir Müslüman için ya da sizden hiçbiriniz için efendim kendi nefsi için istediği şeyi din kardeşi içinde istemedikçe gerçek Müslüman olamaz. O zaman bir Müslüman empati yapacak işte. Başkalarının kendisine nasıl davranmasını bekliyor ve istiyorsa kendisi de bütün sözlerinde, davranışlarında bunlara dikkat edecek. Hani bizde derler ya atasözü, iğneyi kendine, çuvaldızı da başkasına batır. Evet hocam, devam edeceğiz. Bir hattımızda izleyicimiz daha var. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, buyurun. Selam, selamün aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, buyurun efendim. Hocam bir sorum var, bu seferi namazlarını aydınlatmasını rica ediyorum. Ben şoförlük yapıyorum. Evet. Arkadaşımın birine su şehrine gitmiştik. Bir camiye girdik namaz kılmak için. Baktım arkadaşa, seferi kılma da normal kıldı. Dedim ki arkadaş, biz seferiyiz falan dedim. Dedi ki ya olsun, ne olacak ki dedi. Evet. Böyle arkadaşlarımız var. Bu konuda biraz aydınlatırsa hocam. Evet. Çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Evet hocam, seferilik konusu zaman evet. zaman karşımıza çıkan bir şimdi, konu. Şimdi tabii devamlı şoför olanlar için daha önemli. Evet. Bu vesileyle de uzun yolculuk yaptıran şoförler, yapan şoförler için de özellikle bir talebim var. Bu şirketlerin evet. şoförlerinin, otobüs şoförlerinin
Hatta otobüs firmalarının diyelim. Firmalarının. Yani namaz saatlerine gerçekten riayet etmeleri gerekiyor. Otobüs firmalarının, otobüs şirketlerinin bu Müslümanların namaz vakitleri geldiğinde molaları namaz vakitlerine uygun saatte vermeleri veya eğer mola saati değilse Müslümana en azından Müslüman da buna dikkat edecek namaz kılmasına %99'u Müslüman olan bir ülkede hocam yolculuk yapan bir otobüs firmasında yolculuk yapan bir Müslüman sabah namazını ya da işte yatsı namazını ve çoğu kılmıyor arabanın içinde. Evet. Bakın bir örnek vereyim ondan sonra kardeşimizin sorusunu cevaplandırayım. Evet. İnşallah zamanımız var. Var hocam buyurun. Şimdi geçenlerde efendim buradan biz işte bundan 15 gün falan önce Kayseri'den Çanakkale'ye gidiyoruz. Evet. Tam Bursa terminaline girdik. Sabah namazı vakti de oldu. Muavine dedim ki orada yolcu indiriyorlar, yolcu alıyorlar. Müsaade edin, şurada hemen iki rekat namazı kılayım geleyim. Evet. Muavin aynen bana şöyle dedi. Hayır, biz hemen yolcumuzu alıp çıkacağız dışarıya. Biz de Müslümanız. Buradakiler de Müslüman. Burada namazını oturduğun yerde kıl. Evet. Ben de dedim ki ya ne zaman otobüs muavinleri müftü oldu dedim ya. Otobüs muavinleri ya da otobüs şoförleri ne zaman müftü oldu? Bir de fetva verildi. Dedim hocam. Ki gencim bak Kayseri'den buraya gelinceye kadar iki adımda bir durdunuz. Bu Müslümanların namazlarını düşünmüyorsunuz. Evet. Dedi yüksek sesle konuşma bu yolcular rahatsız oluyor. Dedim ben de yolcuyum ben de namaz kılmamaktan rahatsız oluyorum. Evet. Buradakilerin hepsi Müslüman. Burası Hristiyan ülke değil dedim. Evet. Burası Müslüman ülke. Müslüman ülkede namaza duracaksınız. Burada sen de vebaldasın. Şoför de vebalda. Şirket de vebalda. Şirketin ismini söylemiyorum. Bütün şirketlerin bu namaz vakitlerinde Müslümanlara ibadet yapma imkanını sağlamaları farz. Evet. Yoksa haram işliyorlar, haram işletiyorlar. Hocam seyircimizde hattımızda bir seyircimiz var. Onun da sorusunu alalım. İkisini birden cevaplayalım. Bekletmeyelim. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun. Hocam benim bacaklarım ağrıyor. Oturduğum yerden namaz kılıyorum. Evet. Bu caiz midir? Bir de bana çok vesvese geliyor. Namaz kılarken bir de abdest alırken ben bunu nasıl yenebilirim? Peki efendim. Teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Hocam cevap verecek inşallah. Geçmiş hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar. Allah Teala şifa versin. Evet, yönetmenimizden de rica edelim. Bu sorulardan sonra bir seyirci daha alabiliriz. Cevaplayalım daha sonra alalım. Şimdi hocam bu seferilik konusunu ben size soracağım. Yalnız birkaç kelime de ben söylemek istiyorum bu yolculuk esnasında. Otobüs firmalarımızın namaz kılmak isteyenlere dikkat etmeleri hususunda yani izin vermeleri noktasında. Değerli otobüs firma yetkililerimiz bu konuyu inşallah sadece Sivas değil Türkiye genelinde biz bunu talep ediyoruz. Özellikle sabah namazları konusunda ve diğer vakit namazları konusunda böyle bir uygulama yaparlarsa inşallah hem hayra vesile olmuş olurlar. Firmaları var mesela Karadeniz firmaları genelde yapıyorlar. Bu konuya inşallah dikkate alırlar. Buradan çağrı yapalım. Bütün otobüs firmaları namaz saatleri noktasında mola verdikleri yerlerde inşallah namazlarını kılmak isteyenlere yardımcı olurlar. Evet. Diğer bir konu da hocam şimdi insanımız tabii yolculuk esnasında acıkıyor, bazı ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları mola yerlerinde karşılamak istiyor. Bu mola yerlerindeki satış yapan firmalar da fırsatçılık yapıp 50 kuruşu 1 milyona, 2 milyona yani 2 TL'ye satıyorlar. Maalesef. En küçük örnek olarak veriyorum. Ve burada haksız kazanç elde ediyorlar. Maalesef. Bunu da buradan yine yetkililerimize sesleniyoruz. Bu mola yerlerinde fahiş fiyat uygulayan mola yerlerindeki satış yapan firmaları da denetleme altına alarak vatandaşın hakkına, hukukuna sahip çıksınlar. Aynen. Burada kul hakkı söz konusu. Bunu da buradan yetkililerimize duyuralım. Şimdi evet hocam, gelelim buyurun. Sefer konusuna. Sefer konusunda sürekli şoför olanlar veya çeşitli vesilelerle 90 kilometre veya daha uzak mesafeye gitmek için memleketinden çıkanlar kendi başlarına namaz kılarlarsa seyir halindeyken sünnetleri eğer uygun bir yer, güvenli bir yerse kılarlarsa sünnetlerde kısaltma yok. Evet. Sünnetleri tam kılacaklar.
yani güvenli bir bölgede iseler, bazı korkulu yerler var. Korkulu yerler var. Güvenli değil yerler. Dışarıda çünkü. Güvenli bir bölgede rahatsa kendine göre sünnetleri de kılar. Sünnetleri tam kılar. Farzlara gelince misafir olan kişi kendisi imam olursa veya misafir olan bir imama uyarsa 4 rekatlı farzları 2 kılacak. Evet. 4 rekatlı farzları 2 kılmak vaciptir. Hanefi mezhebine göre. 4'e tamamlarsa, yani misafir olan birisi, canım ben sefer filan kabul etmiyorum, ben bunu 4 kılacağım derse günahkar olur. Günahkar olur. Evet. İmam-ı Azam'ın içtihadı bu. Ama yerleşik imamlara, mukim imamlara uyarsa o zaman farzı tam kılacak. O 4 kıldırdığı için o da 4 kılacak. Kendi başına kıldığında misafir olarak kılacak. Ben işte tam kılacağım deme hakkına sahip değil. Bu Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre 4 de kılar, 2 de kılabilir, 4 de kılabilir. Ama biz Hanefi mezhebini taklit ediyoruz. İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi taklit ediyoruz. Evet. Burada bir ruhsat var. Hakikaten yolda bu ruhsatın ne kadar önemli olduğunu insan orada anlıyor. Dolayısıyla yani Cenab-ı Hak bu ruhsatı bize tanıdıysa, bu ziyafeti bize ikram ediyorsa, Cenab-ı Hakk'ın ikramı bu. Burada kılabilirsiniz diyor. O zaman biz de kılarız. Niye kılmayalım? Bu ikram, hele hele yolculukta, özellikle biraz önce konuştuğumuz firmaların bir namaz vakti için durmasında, orada mesela eğer çok geç kalınıyorsa veyahut da zaman uzuyorsa hemen 2 rekat farz kılsın, binsin arabaya. Bir namaz 10 dakika en fazla. Yani. 10 dakika da sürmez. 15 dakika diyelim. Evet. En fazla. Sürmüyor, sürmüyor. Önceden abdestini alır. Evet. Bir yerde alır, bir yerde hemen iner 2 rekat farz kılar gider. Bu da bir kolaylık. Sünneti de seyir halinde kılmaz. Evet. Şimdi bunu bu şekilde uygulamak lazım. Buradaki hanımefendinin sorularına gelince bir tanesi oturduğum yerde namaz kılıyorum diyor. Evet. Ayakları ağrıdığı için güzel yapıyor. Nasıl kılması lazım hocam? Oturduğu yerde eğer ayaklarını uzatıyorsa uzattığı gibi. Bağdaş kurabiliyorsa ayakta bağdaş kurma. Tekbir alıp şimdi mümkünse ayakta tekbir alır. Ayakta evet. Durur sonra oturur. Eğer ayakta da duramıyorsa o zaman oturduğu yerde tekbirini alır. Evet. Ve oturduğu yerde ima ile kılacak. Bu oturak filan üzerine değil. Mümkün olduğu kadar yere oturacak. Evet. Yani yere oturabiliyorsa yere oturacak. Nasıl da oturabiliyorsa öyle. İster iki dizinin üzerine, ister bağdaş kurarak, ister ayaklarını kıbleye doğru uzatır. Eğer o şekilde başka türlü kılamıyorsa başıyla böyle ima edecek. Rüküye bu kadar eğildiyse secdelere biraz daha aşağı eğilecek. Bu şekilde namazını kılacak. Evet. Ama bazen var ki oturduğu yerde rükû ve secde yapabiliyorsa, nasıl mesela iki dizinin üzerine oturuyor, rüküyü eğiliyor normal oturduğu yerde, secdeleri de tam yerine yapıyorsa bu da olabilir. Yani evvela onu deneyecek. O şekilde mümkün değilse baş işaretiyle ima ile namazını kılacak. Evet. İkinci sorusu neydi? Vesvese geliyor. Vesvese tabii, vesvese olabilir. Onlara çok şeytan boş durmuyor. Efendim değer vermeyecek, önemsemeyecek. Evet, evet. Vesvesenin azalması için evvela abdestine dikkat edecek, temizliğine dikkat edecek, yediğimiz gıdalarımıza dikkat edeceğiz ve bir de namaza dururken tam samimiyetle, ihlasla, hani ihsan derecesi diyoruz ya, evet. Yani Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşçasına Allah'ın huzuruna durduğunu ve huzurda ibadet yaptığını kabul ederek namaza durursa mümkün olduğu kadar şeytan vesveselerinden uzaklaşmış olur. Yoksa akla çok şeyler gelebilir. Onlara hiç önem vermeyecek, hiç de aldırış etmeyecek, kulak asmayacak. Evet. Evet. Şimdi hocam arkadaşlar soru varsa bir soru daha alabiliriz. Şimdi hocam biz seyircimiz de şöyle bir soru sormuş. Şimdi günümüzde işte 15 Temmuz'dan sonra bu FETÖ'den dolayı özellikle cemaatler konusunda bazı sıkıntılar yaşandığını ifade etmiş. Gerçek manada bu tasavvuf ehli olan, gerçek manada hakikat ehli olan veyahut da Allah dostu, mürşit olanlar FETÖ'den dolayı şu anda bir töhmet altında, bir zan altında bırakılıyor. Bu manada günümüzdeki tasavvuf ehliyle alakalı düşüncelerinizi sormuşlar hocam. Neler söylersiniz bu şimdi, manada? Kur'an'da Mevlamız ne buyuruyor? وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى
Yanlışlar hiçbir zaman için kıyas mevzu olamaz. Evet. Yani birisinin işlediği günahı diğeri taşıyamaz. Hainlik yapanlar belli. Evet. Hıyanetleri belli. Onların yüzünden masum insanları da töhmet altında tutmanın anlamı yok ki. Yani tasavvuf sünnet üzere ise, tarikat gerçek, sünnet evet, üzere ise. Gerçek, hakiki tasavvuf sünnet, ehli zan altında kalıyor. Tabii ki tarikat zikirdir. Evet. Tarikat adaptır. Tarikat İslam'ı ince bir şekilde, hassas bir şekilde yaşamaktır. Bunu güzel gerçekten ahlaktır. Yaşıyorsa güzel ahlaktır. Evet. Ahlak okuludur, edep okuludur. Bunu yaşıyorsa illa o cemaat öyle, bu cemaat da onlara benzer demek doğru değil. Evet. Onun için burada suizandan sakınmak lazım. Müslümanları incitmemek lazım. Allah dostlarına karşı düşmanlık ve kin beslememek lazım. Birilerinin hatası yüzünden bütün kuruluşları, bütün cemaatleri rahatsız etmemek lazım. Yani şimdi biz bu kadar cemaatlerin hepsini rahatsız edersek, o zaman bu cemaatleri çıkardığınız zaman geriye kim kalacak? Evet. Bu cemaatleri çıkardığımız zaman geriye kim kalacak? Ki bizim baktığımız zaman tarihimizde 300 yıllık Selçuklu ve 600 küsur yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun çimentosunu bu tarikatlar tasavvuf ehli oluşturuyor hocam. İslam'da, yani örnek verecek olursak Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, yani padişahlarımızın tasavvufi birçoğunun ahlakı var. Tasavvuf ahlak ahlakı var, evet. Padişahlar. Yani bugün hakikaten ahlakından, edebinden, yaşantısından, ilminden faydalandığımız büyük İslam alimlerine baktığımız zaman birçoğunun iç içe olduğunu görüyoruz. Evet. Mesela bir İbrahim Hakkı Hazretleri, İbrahim Hakkı. İran, yani yok, İbrahim Erzurumlu, Hakkı. İbrahim. Erzurumlu. Evet. Bir İsmail Hakkı Hazretleri, Bursavi. Evet. Veya bir işte Hacı Bayrami Veli. Evet. Bunların hepsi büyük zatlar. Yani bunların hem ilimleri hem irfanları var. Yani bunların hakikaten baktığımız zaman hayatlarında İslam'ı sadece bizim gibi edebiyat açısından anlatmıyorlar, yaşıyorlar. Evet. Örnek oluşturmuşlar. O günden bugüne kadar da yazdığı kitaplar okunuyor. Hepsi de peygamber aşığı. Elbette ki. Sünnete tabiler, Kur'an'la sünnete tabiler. Biz yanlışları biz de yanlış diyoruz. Evet. Yanlışları kabul etmiyoruz ama bu yanlışları yapanların yüzünden doğrular gizlenmemeli. Evet hocam. Evet. Hocam bir seyircimiz daha varmış. Bu akşamki son seyircimiz de inşallah yayına alalım. Alo. Alo. Efendim hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar, selamun aleyküm. Ve aleyküm selam efendim. Buyurun sorunuzu Ensar alalım. Hocama bir sorun var da, bizi Ensar Hoca okuttu kulağın içine. Bazı biz 3 sene sonra belledik daha, 3 sene oldu bizi belleyeli. Bazı noksanlarımız var diyorlar bu hocalar. Acaba biz buna devam ediyoruz, düzeltmeye uğraşıyoruz ama düzeltebilir miyiz ola? Bir uğraşıyoruz düzeltmeye de bazı noksan okuyoruz diyor. Bunun günahı var mı yani? Yoksa ya. Tekrar alabilir miyiz soruyu efendim? Bizi Kur'an-ı Kerim'de Ensar hocamız okuttu. 52 yaşından sonra belledim Kur'an'ı. Evet. Bazı noksanların var diyor hocaları okuyarken. Uğraşıyorum düzeltmeye ama düzeltemiyoruz yani. Bunun bir günahı olur mu yani? Evet. Hocama onu sormak istedim de. Peki nerelerde hata olduğunu da söylüyor mu efendim, yanlış veyahut da eksik? Evet, bazı işte uzatacak harfleri yani uzatıyoruz yani, arkayı getiremeyince uzatıyoruz yani, bunun bir şey olur mu yani? Peki çok teşekkür ediyoruz, Allah kolaylık versin inşallah. Sağ olasın, hadi hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun, işin rızası gelsin hocam. Teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun, hayırlı akşamlar. Evet hocam. Evvela Müslüman namaz kılan Müslüman namazda okuyacağı sureleri namaz caiz olabilecek kadar bilmesi lazım. Evet. Şayet okuduğu surelerde namaz olmayacak şekilde hatalar yaparsa o sureleri okumayacak, doğru okuduğu sureleri okuyacak. Yani bu önemli, hatalar var. Yani namazın geçerli olmasına engel değil. Hatalar var, namazın geçerli olmasına efendim engeldir. Mesela evet. Eşvedü diyor, eşvedü. Eşhedü yerine eşvedü. Namaz geçerli olmaz. Veyahut mesela ha'yı hı okuyor. Ha'yı ha okuyor. Evet. Ondan sonra benzeri böyle anlamı bozan. Mahreç. Ve Kur'an'da da evet anlamını bozan. Kur'an'da da benzeri olmayan bir yanlışlık namazı tümden bozar. Onun için Müslüman elbette hataları olabilir. Ama o hataları düzeltmek için çalışacak. Ve o hataları namaz, yani hata yapabilse bile namaz caiz olabilecek kadar düzeltmesi lazım. Bunun için de Müslümanın en azından 4 sure biliyorsa 4 sureyi çok iyi
okuması gerekir. Evet. İyi derken yani avam halka göre doğru okuması. Yoksa bir talim görmüş, eğitim görmüş bir hoca gibi okuması mümkün değil. Ne yapacak? Namazı olabilecek kadar bir okuma şekline sahip olacak. Evet hocam. Evet. Hocam son 2-3 dakikamız var. Önümüzdeki hafta inşallah Mevlid Kandili Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin doğum gününü inşallah kutlayacağız. İnşallah. Gelecek hafta Mevlid Kandili özel programıyla seyircilerimize buluşacağız. Bu manada çok kısa olarak birkaç cümle alalım. Ondan sonra da programımızı kapatacağız hocam. Buyurun. Şimdi bir şair şöyle diyor. Mâ medahtu Muhammeden bi mekâleti velâkin medahtu mekâleti bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ben sözlerimle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı övemem diyor. Yani bizim sözlerimiz şairlerin, ediplerin, düşünürlerin, yazarların, çizerlerin, alimlerin, meşayihin sözleri peygamberi övmeye yetmez. Evet. O Rabbimizin övdüğü gibidir. Ama diyor sözlerime güzelliği peygamberimizle kazandırabilirim. Yani sözün güzelliği peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın güzelliğiyle sözlerimiz güzelleşebilir. Ama bizim sözlerimize peygamberi övmemiz mümkün değil. Bu açıdan evvela peygamberimizi böyle bir takım vesilelerle, işte doğumu vesilesi, vefatı vesilesi, evet, hicreti vesilesi ile tanırken peygamberimizin işte bugün de dersimizin, sohbetimizin, konumuzun içerisinde olduğu gibi asıl görevlerini, gönderiliş hikmetlerini, evet, ve üstlendiği sorumlulukları ve hangi saha, hangi alanda nelerle sorumlu, evet, ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam'ı getirmede, İslam'ı anlatmada, açmada sahasını iyi kavramak lazım. Yani bugün Peygamberimizin bize işte size iki emanet bırakıyorum. Birisi Kur'an, birisi sünnetim. Ya da birisi Kur'an, birisi Ehl-i Beytim dediği iki emaneti koruma noktasında bugün ümmetin haline bakacağız. Ümmet gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sadece doğum gününde hatırlayıp ondan sonra getirdiği sistemi hayatına uygulamıyorsa, ümmette birlik yoksa, ümmette uyanış yoksa, ümmette taklit varsa, ümmette gerçek özenti varsa yabancılara, ümmette kendi öz tarihinden, milli değerlerinden, manevi değerlerinden kopma varsa, isterseniz siz Mevlid Kandili sebebiyle, evet, sabaha kadar ibadet yapın. Sözde kalın. Evvela ümmetin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rolü nedir? Rolü. Fonksiyonları nedir? Sorumlulukları nedir? Getirdiği İslam'ı biz nasıl anlamalıyız? Kur'an'a ve sünnete bakışı nedir? Bakın bu çok önemli. Evet. Yani biz peygamberi tanıyacağız, tanıtacağız. Kur'an'da ayetler var. İnşallah önümüzdeki programımızda bunları okuyacağız. İnşallah. Kur'an'daki ayetlerle peygamber tanıtılırken Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisini tanıttığı değerler de var. İşte bu değerleriyle peygamberimizi çok yönlü tanımak lazım. Çok yönlü. Son cümle şunu söyleyelim. Peygamberimiz eddibu evladekum ala selasi hisal. Çocuklarınızı üç esas üzerinde eğitin, terbiye edin, edeplendirin. Evet. Hubbi nebiyyikum ve hubbi ahli beytihi ve tilavetil Kur'an. Peygamberinizi sevdirin. Ehli beytini sevdirin. Bir de Kur'an okutun. Peygamberi sevdirmek için. Peygamberimiz bir devlet başkanı örneği, bir hukukçu örneği, vali örneği, komutan örneği, peygamberimiz aile reisi örneği, evet, dede örneği, baba örneği, komşu örneği ve hayatta bizim rehberimiz. Bu yönüyle tanıtmak lazım peygamberimizi. İnşallah bu Rabi'ul